Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda da üçgenlerde eşlik ve benzerlik 4 testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlarsak ABCD dörtgeninde ABEF'ye paralel ve o da DC'ye paralel verilmiş. AB 14 cm, EF 10 cm, DC 6 cm olduğuna göre DE'nin DA'yı oranı nedir diye soruyor. Şimdi bu paralellikler şu 3 tanesi birbirine paralelse eğer ben bunu üçgeni tamamlayarak çözeceğim. Üçgeni tamamlarsak şuraya da G noktası dersek biz şunu söyleyebiliriz. GDC üçgeni ile GEF üçgeni benzerdir, değil mi? Ve benzerlik oranı da DC'nin EF oranına eşittir. Bu da GD'nin GE oranına eşittir. DC'nin EF oranı 6 bölü 10. O zaman 6 bölü 10 eşittir GD bölü GE. Bu durumda biz 6 ve 10'u sadeleştirirsek 2 ile 3K, şurada 5K diyebiliriz. 3K ve 5K deriz. O zaman GD, şöyle K'ları şu tarafa yazmayacağız. GD 3K, GE 5K. GE'nin 5K olması için buraya kadar 2K. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer GEF üçgeni ve GAB üçgeninin benzerliğine bakacağım. GEF üçgeni ile GAB üçgeninin benzerliğine göre nedir? GE'nin GA'ya oranı eşit olmalı. EF'nin AB'ye oranına. GE'nin 5K, GA'yı bilmiyoruz. EF 10, AB 14. O zaman 10 ve 14'ü 2 ile sadeleştirirsek 5 ve 7 olur. Demek ki GA'da neymiş? 7K'ymış. GA'nın 7K, yani şunun tamamı 7K olması için buraya ne kalacak yine? 2K kalacak. Bu durumda bizden istenen oran DE bölü DA oranında ne olmuş olacak? 2K bölü 4K'dan 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda şekildeki üçgende DE FG'ye paralel. DE FG'ye paralel. BC, o da BC'ye paralel. Yani şu üç birbirine paralel verilmiş. AD, DF'ye eşit verilmiş. AD, DF'ye eşit. O da FB'ye eşit. Yani şu üç parça birbirine eşit verilmiş. FH 3 verilmiş. Buna göre BC artı HG. Yani X artı Y nedir diye soruyor. Şimdi ilk önce DE'yi bulmak istiyorum ben. Nereden bulacağım bunu? Bakın şu üçgen ve şu üçgenin benzerliğinden bulacağım. Çünkü paralel. O zaman bu paralel benzerliği yazarsak BHF üçgeni ile benzer olan üçgen BED üçgenidir. Ve benzerlik oranını da şöyle yazabiliriz. Şu eşitlikleri bildiğim için BF bölü BD eşittir HF bölü ED. BF, şimdi şuraları A diyelim. BF A, BD 2A. Eşittir HF 3, ED'yi bilmiyoruz. A ve 2A sadeleşir. 1 bölü 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda da ED uzunluğunu 3 çarpı 2'den 6 buluruz arkadaşlar. O zaman ED'yi yazdık şuraya. 3 çarpı 2'den 6 dedik. Sonra bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer ADE üçgeni ile AFG üçgenine bakıyorum. Yine orada da bir paralellik var. ADE üçgeni ile AFG üçgeni de benzer üçgenlerdir. Ve bu benzerlik oranında yazarsak AD'nin AF'ye oranı eşit olmalı DE'nin FG'ye oranına. AD A
AF 2A eşittir DE 6 FG 3 artı Y. Yine bakın 1 bölü 2 oranı var. 1 bölü 2 olması için bu oranın buranın 12 olması gerekir. Ve buradan 3 artı Y 12 ise Y'yi 9 buluruz. Y 9'muş. Sonrasında şimdi şu paralellik olduğu için ya da şöyle gidelim. AFG ve ABC üçgenine bakalım bu kez. Şuraya bakıyorum, yazıyorum. AFG üçgeni ile ABC üçgeninin benzerliğinden dolayı diyorum ki AF'nin AB'ye oranı eşit olmalı FG'nin BC'ye oranına. O zaman yazıyorum bu oranı. AF 2A AB 3A eşittir FG 12 BC X. A'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2X eşittir 36 olur ve X 18 çıkar. X 18 bulduktan sonra X artı Y'yi soruyor bize. X 18 Y de 9. O zaman cevabımız 27 santimetre olur. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda bir dik üçgen var. ABC dik üçgeninde EDBC'yi dik. AB 8 verilmiş, yazalım. BC 17 verilmiş. Şurası da 17'ymiş arkadaşlar. ED 4'müş. Şurası da 4. DEC üçgeninin çevresi soruluyor. Şu üçgenin çevresi soruluyor. Çevreyi bulmamız için ne diğer kenarları da bulmamız gerekiyor. DC kenarını ve EC kenarını uzunluğunu da bulursak eğer çevreyi bulabiliriz. Peki bu uzunlukları bulmak için bir benzerlik yakalamam lazım. Ben yine şuraya alfa, şuraya beta dersem arkadaşlar alfa artı beta 90 olur. Alfa artı beta 90 ise eğer büyük üçgene baktığımda yine alfa var, 90 var, buraya da beta kalır. Dolayısıyla açı benzerliğinden bu iki üçgen birbirine benzerdir diyebiliriz. Ve ayrıca biz şunu da söyleyebiliriz. ABC üçgenine baktığımda bir dik kenar 8, hipotenüs 17. Özel üçgenden direkt bunun 8, 15, 17 üçgeni olacağını söyleyebileceğimiz gibi eğer özel üçgen aklımıza gelmezse ne yaparız? Pisagor yaparız. Ve yine AC kenarını bulabiliriz. Uzatmayacağım ben Pisagor'la. ABC üçgeni 8, 15, 17 üçgeni olduğu için ne diyorum? Direkt AC'nin 15 olduğunu söyleyebilirim. Yani şurayı da 15'i yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra benzerliğimi yazıyorum. Dedik ki CDE üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir. Ve bu benzerlik oranını bulmak için ne yapıyorum? DE'nin AB'ye oranı eşit olmalı CD'nin CA'ya oranına, o da eşit olmalı CE'nin CB'ye oranına. Şimdi DE 4 verilmiş, soruda AB 8 verilmiş, CD'yi bilmiyoruz, CA 15, CE bilmiyoruz ve CB 17. Şimdi bakıyorum benzerlik oranı 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. O zaman büyük üçgen küçük üçgenin tam 2 katı. O zaman büyük üçgen 15 ise küçük üçgen onun yarısı olmalı. Yani CD ne olmalı? 15 bölü 2 olmalı. Aynı zamanda CE bölü 17'nin de yine 1 bölü 2 çıkması için CE'nin de 17 bölü 2 olması lazım arkadaşlar. Tam yarısı olması lazım çünkü benzerlik oranımız 1 bölü 2. Artık biz neyi bulabiliriz? DEC üçgeninin çevresini bulabiliriz. DEC üçgeninin çevresini bulmak için ne yapıyorum? Hepsini topluyorum. Şurayı 17 bölü 2 bulduk. Şurayı 15 bölü 2 bulduk. Tüm kenarları topladığımda 15 bölü 2 artı 17 bölü 2 artı 4. Şurası 32 bölü 2 çıkar. Artı 4. 32 bölü 2 de 16 olur.
Ve çevrede ne çıkar? 20 çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeninde DEFG'ye paralel, o da BC'ye paralelmiş. DF 2 FB'ye eşit, o da 3 AD'ye eşit. O zaman hem 2'nin hem de 3'ün katı olduğu için DF'ye biz 6K diyelim. FB bu durumda 3K olur. Ve AD de 2K olur. Bunları şekil üzerine yerleştirdiğimizde 6K, FB 3K ve AD 2K. Ve biz biliyoruz ki alanı verilmiş. Demek ki alanları oranından gideceğiz. Benzerlik oranının karesi alanları oranına eşittir biliyorsunuz üçgenlerde. Ve bu üçgenler de birbirine benzer üçgenler. Çünkü paralellik var. O zaman ilk önce şu üstteki iki üçgenden başlarsak. ADE üçgeni ile benzer olan üçgen AFG üçgenidir. Ve bu benzerliğe göre benzerlik oranı AD'nin AF'yi oranına eşittir ki bu da 2K bölü 8K olup 2 bölü 8 diyebiliriz. Şimdi 2 bölü 8 ise eğer, o zaman bu üçgenlerin alanları oranı 2 bölü 8'in karesine eşit olmalı. Yani alan ADE bölü alan AFG ne olmalı? 2 bölü 8'in karesi. Yani 4 bölü 64 olmalı. O zaman biz ADE'nin alanına 4 s dersek AFG'nin alanına 64 s diyebiliriz. Diyelim 4 s dedim şuraya ADE'nin alanına. AFG'nin alanı, yani şu üçgenin tamamının alanı neymiş? 64 s ise buraya kalır ne? 60 s. Burası da 60 s'tir dedik. Sonra devam ediyorum. Bu sefer AFG üçgeniyle ABC üçgenini inceleyebiliriz ya da ADE üçgeniyle ABC'yi inceleyebiliriz. Fark etmez. ADE üçgeni diyelim benzerdir ABC üçgeni de. Bu benzerlik oranını yazarsak AD'nin AB'ye oranı bize benzerlik oranını verir. AD 2K, AB 8, 11K. Ha, o zaman demek ki K'lar giderse 2 bölü 11 olur. O zaman alanları oranı bu iki üçgenin alan ADE bölü alan ABC 2 bölü 11'in karesi. Yani 4 bölü 121 olur arkadaşlar. O zaman demek ki biz ne demiştik? ADE'ye zaten 4S demiştik biz. O zaman burası da ne olmalı? 121S olmalı. Yani büyük üçgenin alanı 121S olmalı. Burası 64S. O zaman şuraya kalan alanı bulmak için ne yapmam lazım? 121S'ten 64S'i çıkarmam lazım. Ki bu da neye eşittir? 57S. Demek ki şu alan 57S'miş arkadaşlar. Ki bana zaten soruda onu vermiş. 114'müş burası. 57S 114 ise her tarafı 57'ye bölerek neyi bulabiliriz? S'i bulabiliriz. S buradan 2 çıkar arkadaşlar. Bize FGED'nin alanı soruluyor. FGED yani 60S soruluyor. S2 ise 60S. 60 çarpı 2'den 120 santimetre kare olur. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. DEBC'ye paralel BCGE'den 8 fazlaymış. Buna göre DE kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ben GE'ye x dersem BC x artı 8 olur bir kere. Şöyle yazalım şunu. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi ise bu ve burada buna paralelse şunu söyleyebiliriz. Şöyle bölersek ağırlık merkezi
Den ne geçer? Aslında büyük üçgenin ağırlık merkezi ise bu büyük üçgende bu bir kenarortaydır aslında arkadaşlar. Kenarortaylar çünkü ağırlık merkezinden geçer. Kenarortayların kesişim noktasıdır ağırlık merkezi. Bu yüzden bu iki üçgen zaten ADE üçgeniyle ABC üçgeni benzer üçgenlerdir. Çünkü burada bir paralellik var. Artı bu ABC üçgeni bir kenarortayıdır. O zaman bu da yine ADE üçgeninin de kenarortayıdır ve burası da x'tir diyebilmeliyiz arkadaşlar. Ve şunu söylememiz lazım. Ağırlık merkezinin bir üçgende köşeye uzaklığı ile kenar uzaklığı arasında bir sabit bir oran vardır. Bu oran şudur. Ağırlık merkezi üçgende köşeye 2k kadar uzaklıktaysa kenara k kadar uzaklıktadır. Bu her zaman böyledir. Dolayısıyla aslında biz benzerlik oranını da görebiliyoruz burada. Burası şimdi şu ADG ve AB şuraya ne diyelim F diyelim. ABF üçgenini incelersek bunun bunun oranı bunun bunun oranına eşittir. Yani ben buraya 2A buraya da A diyebilirim. Aynı oran burada da geçerlidir. O zaman biz şu benzerlikten ADE üçgeninin ABC'ye olan benzerliğinden yola çıkarak şunu yazabiliriz. AD'nin AB'ye oranı eşit olmalı. DE'nin BC'ye oranına. O zaman AD'ye ne dedik biz? 2A dedik. AB 3A eşittir DE 2x ve BC x artı 8. A'lar birbirini götürür ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı x artı 8 eşittir 3 çarpı 2x'ten 2x artı 16 eşittir 6x olur ve 2x'i karşıya atarsak 4x kalır. 4x 16 ise x 4'tür arkadaşlar. Bize neyi soruyor? DE'yi soruyor. DE uzunluğuna baktığımda 2x görüyorum. O zaman x 4 ise 2x 2 çarpı 4'ten 8 birim çıkar arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda ABC üçgeninde BE içaçapçay, DE BC'ye paralel. Şimdi bakın DE BC'ye paralel ve burada da bir içaçapçay görüyorsak hemen bir Z kuralı yapabiliriz. Çünkü paralellik var. Şöyle bir Z kuralı yaptığımızda şu açıların birbirine eşit olduğunu görürüz. Ve buradan hemen ne çıkıyor karşımıza bakın. İkizkenar üçgen. Çünkü iki tane açısı eşitse iki kenarı da birbirine eşittir. Ve buradan DB'nin de 4 olduğunu yazabiliriz. Daha sonra x'i bulmak için ne yaparız? Hemen bu paralellikten dolayı ADE üçgeninin ABC üçgenine benzer olduğunu yazabiliriz. Ve buradan AD'nin AB'ye oranı eşittir DE'nin BC'ye oranına deriz. AD 5, AB 9, DE 4, BC x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x eşittir 4 çarpı 9. Yani 5x eşittir 36 gelir. Buradan x eşittir 36 bölü 5. 36'yı da 5'e böldüğümüzde 7 tam 10'da 2 santimetre çıkar cevap. Evet, geldik 7. sorumuza. ABC üçgeninde AE'nin EC'ye oranı 3 bölü 4 verilmiş. BF'nin FE'ye oranı 2 verilmiş. O zaman şöyle yazalım. AE'nin EC'ye oranı 3 bölü 4 ise biz AE'ye 3K, EC'ye 4K diyebiliriz. Şöyle 3K, şurası da 4K. BF'nin FE'ye oranı 2 verilmiş. O zaman BF'ye biz 2A, FE'ye de A diyebiliriz. BD'nin DC'ye oranı isteniyor. Şimdi burada bu şekildeyken benzer üçgen yakalayamayız. Çünkü paralellik yok. Ortak açı yok. O yüzden şöyle yapmak daha mantıklı burada. AD'ye bir paralel çizersek bu bayağı bir işimize yarayacak bizim. Nasıl yarayacak? Şöyle. Şimdi şuraya G diyelim. CEG üçgeni ve bunların paralel olduğunu söyledik. CEG ve CAD üçgeni birbirine benzer üçgenlerdir paralellikten dolayı. O zaman yazalım. CGE üçgeni ile
CD, EA üçgeni birbirine benzerdir. Ve bu benzerlik oranı CE bölü CA eşittir CG bölü CD, o da eşittir. Onu yazmaya gerek yok aslında. Çok kullanacağımızı sanmıyorum. CE 4K, CA 7K. O zaman CG bölü CD de neye eşit olacak? 4 bölü 7'ye eşit olacak. O zaman biz buraya 4A dersek burası ne olacak? 3A olacak. Değil mi? 4 bölü 7 olması için. Daha sonra bu sefer şu üçgenlere bakıyorum. Yine bir paralellik var. Bakın yine benzerlikten dolayı diyorum ki BFD üçgeni ile BEG üçgeni de benzerdir. Ve bu benzerlikte benzerlik oranı BF'nin BE'ye oranıdır. Ve bu da neye eşit olmalı? BD'nin BG'ye oranına eşit olmalı. BF 2A verilmiş. BE 3A. O zaman demek ki BD'nin BD'yi bilmiyoruz. BG'ye de biz ne dedik? Orayı da bilmiyoruz. Şöyle diyelim. X artı 3A diyelim. Şuraya X dersek. Sonra içler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi bu A'lar birbirine götürür. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2X artı 6A eşittir 3X olur. BD'ye de X dedik az önce. Şurayı da X diye düzeltelim. 3X olur. Sonra 2x de karşıya atarsak burada x kalır. Burası da 6a olur. Demek ki x 6a'ymış. Şurası da 6a. Bize BD bölü DC'yi soruyor. BD bölü DC. BD 6a. DC 7a. Olduğu için cevabımız da 6 bölü 7 olacaktır arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. 8. soruda ADF üçgeni ikizkenardır diyor. ADF üçgeni ikizkenardır. Bakın 8 ve 8. O zaman demek ki şu açılar da birbirine eşit. Hemen şunu eşlikleri yazalım ilk önce. ADDF'ye eşit 8 santim. ABC dik üçgeninde BCAF'ye dik. DEBC'ye paralel. DEBC'ye paralel olarak verilmiştir. AD 8 santim, DG 3 santim, GF 5 santim olduğuna göre BDX kaç santimdir diye soruyor bize. Şimdi bir kere şuradan başlayabiliriz. DU paralelse şu da diktir arkadaşlar. Ve ikizkenar üçgende tepe açısına inen yükseklik indiği kenarı ikiye böler. Yani şu bilgiyi yazalım bir kenara. AE'nin EF'ye eşit olması gerekiyor. Ondan sonra şu CGF üçgeni ile FED üçgeni benzerdir. Paralellik var. FCG üçgeni ile FED üçgeni benzerdir. Ve hatta benzerlik oranı da FG'nin FD'ye oranı FD'ye oranı eşit olmalı FC'nin FE'ye oranına. O zaman FG bakın 5 bölü 5 verilmiş. FD 8. FC bölü FE. O zaman biz FC'ye 5K, FE'ye 8K diyebiliriz. FC'ye 5K dersen FE'nin 8K olması için buraya 3K kalır. Ve dedik ki AE de EF'ye eşit. O zaman demek ki AE de 8K olacak dedik. Ve sonra dönüyorum. ADE üçgeni ile ABC üçgenine bakıyorum.
ADE üçgeni ile benzer olan üçgen ABC üçgenidir. Yine paralellik var. Ve bu paralellikten dolayı da AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranına eşit olmalı arkadaşlar. AD 8, DB x, AE 8K, EC 3K. K'lar gider zaten ve buradan x'in 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda şekilde BADF'ye paralel ABF açısı FBC açısına eşit verilmiş. BD 6 santim, FEDC'ye eşit ve 4'er santim olduğuna göre ABX kaç santimetredir diye soruyor. Bakın yine bir paralellik var. Şöyle şunlar birbirine paralel verilmiş ve bir açıortay görüyorum. Hemen bir Z kuralı yapıyorum burada. Ve bu Z kuralından dolayı şu açıların birbirine eşit olduğunu görüyorum. Ve aslında neyi de görmüş oluyorum? Şurada bir ikizkenar üçgen. Bakın, iki tane açısı eşit. O zaman iki kenar da birbirine eşit olmalı. FDB ikizkenar çıktı. Bu yüzden FD'nin neye eşit olması lazım? DB'ye eşit olması lazım. Yani ikisi de 6 olmalı. O zaman DE ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. 6 olması için buranın. Tamam, burayı da bulduk. Sonra bakın şu paralellikten dolayı CED üçgeni ile CAB üçgeni de benzerdir arkadaşlar. CED üçgeni CAB üçgenine benzerdir ve bu benzerlik oranını yazarsak CD'nin CB'ye oranı eşit olmalı ED'nin AB'ye oranına. CD 4, CB 10, ED 2 ve AB x. 4 ve 10'u 2 ile sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x eşittir 10 olur ve buradan da x 5 santim çıkar arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda şekilde ABC dik üçgen ve DEFG karedir diyor. DEFG kare ise bütün kenarlar birbirine eşittir ve 90 derecelik açıları vardır, biliyoruz bunun. Şöyle gösterelim. BE 4 santim verilmiş. FC 9 santim verilmiş. Buna göre karenin alanı kaç santimetre karedir? Yine alfa ve beta ile başlamak yerinde olacak burada da. Alfa artı beta yine 90'dır. Buradan beta 90, toplam 180 olması için buraya alfa kalır. Yine buraya beta kalır. Aynı şekilde beta 90, 180 olması için alfa kalır. Ve burası da beta olur. Gördüğümüz gibi aslında 3 tane, hatta 4 tane birbirine benzer üçgen var. 1, 2, 3 ve büyük olan üçgen. 4. üçgen de bunlara benzerdir. Çünkü hepsinin açıları alfa, beta ve 90'dır. Şimdi bu benzerlikleri kullanarak biz karenin alanını, yani aslında şu kenarlardan herhangi birini bulursak sonuca ulaşmış olacağız. Şimdi bakıyorum, 4 bu üçgende verilmiş, 9 bu üçgende verilmiş. O zaman şu iki üçgen arasında kuralım benzerliğimiz. Şuraya x dersek biz, burası da x olur karenin iki kenarı olduğu için. O zaman benzerliği yazıyorum. DEB üçgeniyle benzer olan üçgen CFG üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre DE'nin CF'ye oranı neye eşit olmalı? EB'nin FG'ye oranına eşit olmalı. DE x, CF 9, EB 4, FG x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare 36 gelir. Bize karenin alanı soruluyor zaten. Bu da karenin alanıdır zaten. X karenin bir kenarı ise x kare karenin alanını verir. Dolayısıyla cevabımız 36 santimetre kare olur arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuzda şekilde BAC açısı DEC açısına eşit verilmiş. EF FC'ye eşit verilmiş. EF
FC'ye eşit verilmiş. AD DC'ye eşit verilmiş. DF 5 santim. DC 2 tane FC'ye eşit verilmiş. Yani FC'ye ben A dersem DC 2A'ya eşitmiş arkadaşlar. O zaman burası da 2A olur. Burada şu dikkatimi çekmeli. Bakın bu üçgen 2A ve 2A ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgense demek ki bu açıda D açısı ve E açısı birbirine eşittir diyebilirim, değil mi? Daha sonra EF FC'ye eşit verilmiş, AD DC'ye eşit verilmiş, BD X kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada C açısı da var. C açısı büyük üçgen ve küçük üçgende ortak açılar zaten, değil mi? C açısı bu açı, bu açı. C açısı bu açı, o zaman diğer açıda da yine aynı açı kalacak. Ve bu da bir ikizkenar üçgen olacak. Burası 4A ise burası da 4A olmalı. Buranın da 2A olması gerekir diyebiliriz rahatlıkla. Yani bu üçgenler benzer üçgenlerdir açı 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 benzerliğinden dolayı. Benzerliğimi de şöyle yazabilirim. CDE üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre benzerlik oranını bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Eşit kenarları birbirine oranlayarak. Yani diyorum ki CD'nin CA'ya oranı bana bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranını verir. CD 2A. CA 4A. Demek ki bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı neymiş? 1 bölü 2'ymiş, değil mi? Şimdi bakıyorum burada DF indiği kenarı 2'ye bölmüş. Yani bu üçgen için DF bir kenar ortaydır. Diğer üçgene baktığımda BD de aslında yine indiği kenarı 2'ye böldüğü için o da ABC üçgeninin bir kenar ortaydır. Ve ikisinin indiği açı da aynı açı bakın. Dolayısıyla bu iki üçgen benzerse o zaman kenar ortaylar arasında da böyle bir benzerlik olmak zorunda. Yani biz DF'nin küçük üçgenin kenar ortayının büyük üçgenin kenar ortayına oranının da 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilmeliyiz arkadaşlar. DF zaten verilmiş soruda 5. BD x. Bunun sonucu 1 bölü 2 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda x 10 santimetre çıkar. Böylece bu testin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.